Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlüdür, xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Amerika Xitay ətrafına alahidi qism əvətişini planladı. Dovi Torunun xəbərdə bildirilişə, Amerikanın Xitayğa təqabül turuş üçün Hindi Tinç Okean rayonuna bir alahidi qism əvətişini planlığanlığı aşkarlanğan. Gerçi Amerika bilen İran ötürsüdeki ciddi vaziyet hazır mı devamlaşıvatkan bolsa mı, Amerika yanılı Hindi Tinç Okean rayonundaki küçünü devamlık müstehkemleşke başlığan. Mezkur alahidi ətirət uzun müsabilik ilgar qorallarını işilteleydiğen bulup, deniz ve kuruqluqtaki türlük nişanlarga hücum kılalıydıken. Amerika Quruqluq Armiya Baş Komandanı Ryan McCarthy bu haqda toxtulub, bu alahidi qısımının Xitay və Rusiyanın Tinç Okean rayonundakı hərbi gücünü tənşiyələydiqanlıqını, qısımını Tayvan və Filippinin şərqidəki arallarga orunlaşdırışı mümkünlikini, amma vaqtının texi eniq əməslikini bildirdi. Növətdə Amerika asaslıq gücünü Otur Şərqdən Hindi Tinç Okean rayonuna yötkəyəvatqan bolub, Amerika Dövlət Müdafiə Ministri Mark Esper aldınqı ayda etqan sözüdə Amerika Dövlət Müdafiəsiga nisbətən Xitayının ən muhim nöqtə ikənligini bildirgan idi. Malayziya müxbirləri Maarif Cəmiyyəti və İstiqlalını ziyarət qıldı. 13 yanvar Malayziya bilen Biruni'den gelgen muhbirlar ve teşkilat vekilleri Şarkı Türkistan Mağarif ve Hemkarlık Cemiyeti şundakla İstiklal Televiziyemizin ziyaret kıldı. Mikmallarını Şarkı Türkistan Mağarif ve Hemkarlık Cemiyeti reisi şundakla Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birlik reisi Hidayetullah Oğuzhan, Muavin reis Musacan Er, Şarkı Türkistan Ülümalar Birlikinin Avustralya vekili Ustaz Abdusalam Alim Qatarlıklar Cemiyet İşhanesi kütüb aldı. Ziyaret gelgen mikmallarga Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti, Şarkı Türkistan meselesinin halkaradı küntertipki kiliş ekvali tefsili tunuşturuldu. Ziyaret gelgen mekmanlar Malayziya bilen Biruni'de pahaliyet kılıbatkan Vadağ, Abim, Yerşari Tiniştiki Global Peace ve Kampir Hatin Katarlıq teşkilatlarının vekilleri bulup, bunlar Şarkı Türkistan meselesine izcil köngül bülüp gelgen teşkilatlar bulup hesaplandı. Nöbeti onlarının muhbirleri Xitayının Şarkı Türkistan'da yürgüzbatkan bastırış ve kırgıncılık siyaseti hakkıdaki haberlerini küntertipki keltürmekte. Amerika Xitay Soğudu Sökpiti ünümünü körüstüşke başıldı. Germaniya avazı torunun haberde bildirilişe Amerika Maliyya Ministerliki 13 yanvar bayanat ilan kılıp, Xitayını pirvot nispitinin tizgirlükçi devletler tizimlikidin çıkırı vetkerlikini bildirdi. Amerika'nın bu kararı 15 yanvar imzalandıgan Amerika Xitay Soğudu Sökpitige münasuvatlik bulup, Amerika Maliyya Ministeri Steven Mnuchin Xitayının bundinkin soğudu üstünlükke eriş üçün Perovat nisbetini kontrol kılmaslıqı vədi bərgərlikini bildirdi. Amma Demokratçılar Partisi'den bolğan parlament əzası Chuck Schumer bu qararğı narazılıq bildirib, Xitayının Perovat nisbetini kontrol kıldığan dövlət işgərlikini, bunun bir əmiliyyət işgərlikini təkikledi və Trump hükümetinin Xitayının adil bolmağan soğudu əndisisigi yol qoyğanlıqını tənqid qıldı. Gerçi Xitay bu tizimlikten çıkırı bitilgen bosumu, keyingi qadamda Germaniya, Malayziya, Yaponiya qatarlıq 10 dövlətinin qatarı da devamlıq küzildikən. Dünya İslam Birliği Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliğini ziyaret kıldı. 13 yanvar Dünya İslam Birliği Kişilik Hukuk Komiteti Reisi Ahmet Azzam'nın başçılıkıdaki bir heyet Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliğini ziyaret kıldı. Mihmanlarını Şarkı Türkistan Mağarif ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi Kuşumçı Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği'nin Muavin Reisi Ustaz Sıracidin Azizi ve başka teşkilat rehberleri kütüb aldı. Mihmanlarga Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti Xitayının Şarkı Türkistan halkını vasıtı tallamay bastırıp kırgın kılıvatkallığı, barlıq ibadetlerini çekligerliki, mescitlerini çıkıp Kur'an-ı Kerim'ni köydürüp, halkını dindin yenişki mecbur lavatkallığı Katarlıq ehvallar tefsili tunuşturuldu. Yığın diyene netçi yıldın beri Xitay tecavüzcülerinin tökmeti sebeplik Tayland türmesi yetivatkan Uyghurlarının meselesini halkılış, onlarını türmedin kutulduruş üçün alakadar hizmetlerini kılış Katarlıq muhim meseleler müzakere kılındı. Uyghur balıları medeniyet kırgıncılığının kurballarıdır. Washington Post'un gazete tahririyat makalesi ilan kılıp, Xitay'ın yataklık mekteplerdeki Uyghur balılarının medeniyet kırgıncılığının kurballarına aylanğanlığı. Amerika Devlet Meclisi'nin Uyghur Kişilik Hukuk Kanunu'nu tiz makullab,
bu kırgınçılıkların cevapkarlarına imbargo yürgüzüşünün yolunu etişi gerekliliğini bildirdi. Makalede kayıt kılınışa, eğer Şarkı Türkistan'daki bu vahşilikki tiz arada hatimi verilmese, bütün dünya Xitay'nın bir rayonu ceza lagerini yolu kuyuvatkan ahvalda, onun yeni bir şehirde 2022-yılı kışlık olimpik müsabıkası ötküzülsü bulamdı diyen sualını soruşu gerekken. Washington Postisi gezinin mezkur tahririyat makalesi Uygur kişilik hukuk kanun layihisi Amerika Avam Palatası da makullanıp Kengeş Palatası da avazgı koyuluşunu kütüp durgan Amerika'daki Uygurlar Kengeş Palatası'nın mezkur kanun layihisini tizirak avazgı koyuluşunu talep kılıvatkan bir mezgilde elan kılındı. Tahririyat makalesi de New York vakti gezinin yakında elan kılgan haberi nakil keltirilgen olup haberde Xitay'nın Uygur en-enelerini yoktuş urunuşunun ballardan başlanıqallıqı. Uygur ballarının ata anılarının ayrı vitilgenliği, onlarının yataklık mekteplerde mengüyüş obyektiğe aylanğallıkı tähkilenip, Xitay'nın planı ballarının enedeki Uygur tili medeniyetini yüyüp taşlap, onun ornığa Xitay'da hakimiyet beşidiki kompartiyaga ve Xitay en-enlerge bolgan hürmetli destitiştiru deyilgen idi. Makal diyene Kırmaniyelik Uygur şinas Adrian Zeniz'nin sözü nakil keltürülüp, Şarkı Türkistan'daki Uygurlar köpsallık caylarda yeslilerinin şiddetli köpeygenliği tähkilengen. Makalde kayıtkanlaşa yıkınkı yıllarda yeslilerge tizimlatkan ballar Xitay'nın memleketlik oturucu seviyesinden 12 hesse aşkan bulup, bu ekvalini onlarının ata anlarından tutkun kılınıp lagırlarga kamilişi keltürüp çıkargan iken. Washington Postisi gezdiği tahririyat makalesi de Xitay'nın Uygur ballarına karata onlarının en sezgör, mingisi, en yumran vaxtıda medeniyet kırgıncılığı ve ictimai lahileş eylip beri vatkallıkını bildirgen. Şanlı Urfa'da Şarkı Türkistan tanıştırıldı. 13 yanvar Türkiye'nin Şanlı Urfa vilayeti kültür medeniyet merkezi de ümmetinin yetimi Şarkı Türkistan temasında faaliyet ötküzüldü. Faaliyet Şanlı Urfa Halk Teşkilatları tarafından teşkillenen bulup, Şarkı Türkistan Mağrupa Hemkarlık Cemiyeti Başkatibi Abdülahad Abdurrahman Efendi teklif bilen katnaştı. Faaliyetke köplügen Halk Teşkilat rehberleri iştirak kıldı. Faaliyette Abdülahad Abdurrahman aldı bilen Xitay'nın Şarkı Türkistan'ı 1949 yılı işgal kılgandan başlap, hazırgıçı bolgan tarihini kısıkçı tanıştırdı. Arkadan Xitay'nın yakından beri Şarkı Türkistan halkını dinsizlaştırış ve Xitaylaştırış için devamlı bastırıp gelgeliki, ceza lageri ve türmelerde İslami kimliki ve milli kimlikten vazgeçişki mecbur kılıvatkallıkı. Hatta kırgın kılıvatkallıkı Katarlık ehvallarını tefsili tanıştırdı. Faaliyette Başkatip Abdülahad Abdurrahman Şanlı Urfa Parlament Azası Ahmet Eşref Fakı Baba Efendi bilen görüşüp, Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyetini tefsili tanıştırdı. Yeni bir taraftan 12 yanvar İstanbul Fetih Yaşlar Cemiyeti de Şarkı Türkistan'ın hazırkı ehvali tanıştırıldı. Faaliyetini Fetih Yaşlar Cemiyeti teşkilleyen bulup, faaliyetke Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi Reisi Doktorant Abdusalam Teklimakan teklifiyle katnaştı. O faaliyette Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüzbatkan bastırış ve asimilasiya siyasetlerini Şarkı Türkistan halkını lagir ve türmelerde kırgın kılıvatkallıkını tefsili tanıştırıp ötü. Şöhret Zakir'nin tukalları Dünya Uygur Kurultayı Reisi Dulkun Aysa'ya hücum kıldı. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe 13 yanvar Şöhret Zakir'nin Kırmaniye'deki evlatları Dünya Uygur Kurultayı Reisi Dulkun Aysa'ya bevasıta hücum kılgan. Ahırkı aylardan beyan Xitay rejimi yer şarı vakti gezdi Katarlık teşvikat kuralları arkalık özlerinin ceza lagerleri siyasını aklaş, muhacireteki Uygurlarının güvahlık ve karşılık hareketlerine karlaşını küçültmekte. Şunlukla İstiklal Televizyimiz ve Erkin Asya Radyosu'nun karlaşını küçültmekteydi. 12 yanvar günü atılmış Uygur Abdümraylık Hükümetin Korkak Reisi Şöhret Zakir'nin Münhen'deki bevasıta tukalları cemaat sorununda Dünya Uygur Kurultayı Reisi'ye bevasıta hücum kılgan. Radyonun haberde bildirilmişçe 12 yanvar günü Dünya Uygur Kurultayı Reisi Dulkun Aysa başlık Münhen'deki Uygur cemaati Nur Mehmet isimlik bir kişinin gulcudu kaza kılgan apısının ruhiga Kur'an tilavet kılış için onun üyüge cem bolgan. Bu sorunga çağırılmagan mehmanlardan atalmış Uygur Abdum rayonunun Korçak reisi Şöhret Zakir'nin Münhen'de yaşavatkan sınlısı Mehriban Zakir ve onun yoldaşı Galip mu dahil bulgan. Sorundan taraydıgan vakitte Şöhret Zakir'nin sınlısı Mehriban Zakir Dulkun Aysa'nın aldın tosup, sen Şöhret Zakir'ni tilga alguçu bolma, onun uruk tukkallarını tilga alguçu bolma, Şöhret Zakir'ni hain digüçü bolma, sen vatendeki uruk tukkallarını oylap koy degen. Dulkun Aysa onunla reddiye kaytırışı haman Mehriban Zakir'nin yoldaşı Galip Zakir etilip gelip Dulkun Aysa'nı urmakçı bolgan. Cemaat derhal arığı çüşüp acırtı bolgan. Dünya Uygur Kurultayı Reisi Dulkun Aysa Efendi bu vakit uğursu toxtalganda Xitay'nın her türlü hücumlarına idiyesi tayarlık barlıqı, lekin Şöhret Zakir'nin evlatlarının ammevi bir sorunda özüge hücum kılışkı petinalışını oylap mı bakmağallıqını bayan kıldı. Radyo bu uğursuda Mehriban Zakir ve onun yoldaşı Galip'nin köz kararışlarını eliş üçün onlarla köp kıtım telefon kılgan bolsumu, lekin mümkün bulmağın.
Bu vaqa Uyghur jamoatini ham hayron qoldirgan ham g'azablantirgan. Naq maydon shohidlaridan Ilham To'xti guruhining raisi Anvarjon Apandi bu vaqtda to'xtalganda, bu hujum yolg'iz Dulqin Aysog'ida emas, balki Uyghur milliy harakatiga Sharq Turkiston xalqiga qilingan hujum deganlarini tilga oldi. Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotining raisi Asqarjon Apandi bu xususda fikr bayon qilganda, Shohrat Zokirning bevosita tuqqanlarining bu so'ringa maqsadli kelganligini, ularning uyulish uyoqda tursin, o'z millatiga zulm selayotgan Shohrat Zokirdek birini oqlashga jur'at qilishidan hayronlik his qilganligini ifodaladi. Germaniyadagi Uyghur jamoatining ilgari surishcha Myunxenda uzun yillardan buyon Shohrat Zokirning Zulfiya Zokir, Mehribon Zokir qatorliq singillari yashayotgan bo'lib, taxminan 2010 yillari Zulfiya Zokir Urumchiga berib sahnalarda Shinjong yaxshi joy degan naqshini o'rindab qaytib kelgandan keyin Myunxendagi Uyghur jamoati uni orasidan siqib chiqargan va ular bilan bo'lgan aloqasini butunlay uzgan. Uyghur jamoatidan ayrilib yetim qolganligining sababini Dulqin Aysodin ko'rgan bu jamoat kishilari ichida g'um saqlab kelgan. Nimili bo'lmasin, Xitoyning millionlagan Uyghurlarni jazo lagerlariga qamab qiynashda bevosita rol o'ynayotgan, Uyghur millatiga selinayotgan barliq zulmlarga eng cho'ng sherik ham qoral bo'layotgan qo'rchoq rais Shohrat Zokir muhojiratdagi Uyghurlarning nazarida vatan xoini, milliy munofiq hisoblanadigan bo'lib, uni hech kim hech qanday qilibmi aqlay olmaydi ekan. Bu qarashni ta'kidlagan Dinizat Abdijalil Apandi bu hujumning butun Uyghur millatiga qilingan bir hujum bo'lganligini, buni mundaqli o'tkazib etishga bo'lmaydiganligini ta'kidladi. Dunyo Uyghur qurultoyi raisi Dulqin Aysa Apandi Mehribon Zokirning Sharq Turkiston xalqining dushmaniga aylangan Shohrat Zokirni oqlab o'ttirg'i chiqishidan ajablangan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning har turlik tahdidlarga bosh egmaydiganligini, Uyghur xalqining dushmanlaridan chegara ayirishni bilishi lozimligini eskartdi. Sharq Turkiston ulamolar birligining Germaniya vakili Turg'unjon Alaviddin Apandi bu vaqtda o'z qarashlarini bildirib o'tdi. Bryusseldagi Yevropa parlament binosi oldida yana bir qatim cho'ng namoyish o'tkazildi. 12 yanvar kuni Belgiya poytaxti Bryusseldagi Yevropa parlamenti binosining oldida yana bir qatim cho'ng namoyish o'tkazildi. Mazkur namoyishni Belgiya Uyghur jamiyati uyushtirgan bo'lib, Yevropa komissiyoni binosi oldiga to'plangan Belgiya, Gollandiya, Germaniya va Fransiya qatorliq davlatlardan kelgan ko'plagan namoyishchilar qo'llarida ayyultuzlik ko'k bayroq, har xil shuarlar yozilgan lozunkalarni ko'targan holda Xitoyning Uyghur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq turk xalqlariga selayotgan zulmlarga qarshi jaronliq shuarlar to'plab qarshiliklarini bildirgan. Belgiya Uyghur jamiyatining bosh taftishi Abdullam Apandim bu namoyishning nihoyatda jonliq o'tkazilganligini, namoyishga Belgiyada yashayotgan turklardan sirt arablardan ham bo'lib 1200 atrofidagi kishining qatnashganligini bayon qildi. Abdullam Apandim namoyishchilarning 7-8 tilda shuarlarni to'plab 3 kilometr manganligini, Uyghurning hozirgi og'ir vaziyati bayon qilingan varaqchilar tarqatganligini, namoyishning muvaffaqiyatlik o'tganligini bayon qildi. Belgiya Uyghur jamiyati raisi Yashar Apandi bu qadimgi namoyishning maqsadining Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini taqitishni talab qilish, shundoqli lager masalasida sukutda turayotgan musulmon dunyosini sukutni buzishga chaqirishdan iborat ekanligini izohladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugun xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barlik xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Thank you.